Yener bugün Bolu halkına Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde vatandaşlık haklarından, vizesiz seyahat haklarına kadar, tüketici haklarından, Kalkınma Ajansı'na kadar birçok sorular yönelteceğiz. Bakalım Bolu halkı neler söyleyecek bizlere. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bir tüketici olarak haklarınızı biliyor musunuz? Evet, az çok bilgim var. 14 gün içerisinde cayma hakkım var, onu biliyorum. İnternet üzerinden veya telefonla başvurup hakkımı savunabiliyorum. Veya internet mahkeme yoluyla da hakkımı savunabiliyorum. Bunları biliyorum, rica ederim. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde tüketici olarak, bir tüketici olarak haklarınızı biliyor musunuz? Öğrenmeye çalışıyorum, tam bilmiyorum. 14 gün içinde aldığım ürün sıkıntısı olduğunda cayma hakkım olduğunu biliyorum. Başka garanti kapsamında ya da üründe sıkıntı yaşarsanız ne yapacağınızı biliyor musunuz? Tüketici hakları mahkemesine başvurabilirim. Daha sonra garanti kapsamına giriyorsa değiştirmek için veya tamir olması için servise başvurabilirim. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bir tüketici olarak haklarınızı biliyor musunuz? Evet, 2 hafta içinde cayma hakkım olduğunu biliyorum ve de bal ve bazı şeyin yasaklandığını biliyordum, duydum. Başka bir bilgiye sahip değilim. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde bir tüketici olarak haklarımızı biliyor muyuz acaba? Ya ben çok detaylı olarak bilmesem bile bildiğim bir takım haklarımız var. Bir ay içerisinde ürünü iade edebilme hakkımız olduğunu, 14 gün içerisinde vazgeçme hakkımın olduğu ile ilgili kısaca bilgi sahibi olduğum konular muhakkak var. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde tüketici olarak, birer tüketici olarak haklarınızı biliyor musunuz? Evet, biliyorum. 30 gün içinde ürünü iade etme hakkım var, vazgeçebiliyorum. Ve evet. İnternet üzerinden tüketici hakları mahkemesine şikayette bulunabiliyorum. Ne bileyim, oyuncak bana biraz... Ya altı üstü oyuncak. Hem 2 yaşında ne anlar oyuncaktan? Al işte bir tane şunlardan. Cep telefonu pili patlaması sonucu 2. derece yanık. Bu kask sağlam görünüyor abi. Ya boş ver onu. Sen şu siyah kaskın tipine baksana. Çok şekilliyim abi. Güvenlik hepimiz için önemli. Aldığımız ürünlerin güvenli olup olmadığını kontrol edelim. Güvensiz olduğunu düşündüğümüz ürünleri mutlaka şikayet edelim. A++++ etiketleme sistemi hakkında bir bilginiz var mı? Enerji tasarrufu. Nerede görüyorsunuz daha çok bu? Beyaz eşyada, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırınlarda. Onlarda tabii enerjiye bayağı bir faydası var yani. Düşürümde, evet. Çünkü beyaz eşya alırken onlara dikkat ediyoruz en önde. A++ özelliği, etiketleme sistemi sizce neden kaynaklanıyor? Karşılaştınız mı daha önce? Evet, beyaz eşyalarda enerji tasarımlarında kullanımı gösterimlerinde veriliyor. Evet. A++++ sistemi, etiketleme sistemi sizce neden kullanılır? Enerji açısından uygundur. Tüketici açısından en uygun model budur. Enerji tasarrufu sağlar. Avrupa Birliği standartlarına da en uygun modeldir. A++++ desem, etiketleme sistemi desem sizce ne ifade eder? Sanırım bu enerji tasarrufuyla alakalı bir şey. Tüketici olarak tabii ki bu enerji tasarrufunun getiri olarak çok yüksektir. Yani gerek fatura olarak gerek parasal açıdan tüketiciye katkı sağlar. Bunları söyleyeyim. A++++ Plus etiketleme sistemi hakkında bir bilginiz var mı? Reklamlarda seyrediyorum, kullanamadık. Daha kullanmıyoruz. Biliyoruz. Enerjiyle çalışan cihazların yaşamımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Ama bu cihazlar enerji verimli değilse yaşamımıza da ekonomimize de zarar verir. Enerji Verimliliği Derneği, Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği yaparak enerji verimli ürün etiketini hayata geçiriyor. Beyaz eşyadan aydınlatmaya, elektrikli motorlardan iklimlendirmeye, yalıtım malzemelerinden fotovoltaik modüllere, pek çok alanda enerji verimliliği testlerinden başarıyla çıkan ürünler enerji verimli ürün etiketini taşıyacak.
Etiketin üzerinde bulunan kare kodsa ürünün özellikleri hakkında tüm bilgilere ulaşmamızı sağlayacak. Siz de enerji verimliliğinin bir kanıtı olan bu etiketi taşıyan ürünleri tercih edin, enerji tasarrufu yapın. Hem siz kazanın, hem de ülkemiz kazansın. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde siz çalışanlara ne gibi faydalar olacak acaba? Biliyor musunuz? Bunların farkında mıyız? Evet, çalışan hakları, özellikle kadınların hakları konusunda birçok gelişmeler var. Doğum izni özellikle 16 haftaya çıkartılmıştır. Çalışan kadınlara, özellikle emziren kadınlara, hamile kadınlara birçok haklar tanındı. Gece vardiyalarında çalışmaları yasaklandı. Bu gibi iyileştirmeler var. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde siz çalışanlara ne gibi faydalar sağlanacak acaba? Memurlara 24 ay ücretsiz doğum izni olması bizim için tabii ki büyük bir ayrıcalık. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde siz çalışanlara ne gibi faydalar sağlanıyor sizce? Şimdi Avrupa Birliği giriş sürecinde iş sağlığı, iş güvenliği şartları doğal olarak iyileştirildi. Buna katkılar sağlandı. Daha da sağlanmaya devam ediyor. Bu Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde siz çalışanlar ne gibi faydalar sağlandı? Gözünüze dikkatinizi çeken neler var? Öncelikle iş sağlığı, iş güvenliği şartları artırılmıştır. Örneğin iş yerlerindeki inşaatlardaki çalışanlara baret takılması falan günümüzde birçok yaygınlaşmış olup gerekli tedbirler ve güvenlik önlemleri alınmaktadır. Benim en basından gözüme çarpan bu oldu. Merhabalar, çalışıyor muyuz? Yok, hayır. Özel kurum sahibiyim. Özel kurum sahibisiniz. O zaman şöyle soralım. Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde çalışanlarınıza ne gibi imkanlar, faydalar sağlıyorsunuz? Bayan çalışanlarıma 16 haftalık ücretli izin hakkı verdim. Bunun haricinde dil, cinsiyet, ırk gibi konularda ayrımcılığı yasakladım ve Avrupa Birliği'ne standartta uygun olarak şekilde çalışanlarıma hak ve özgürlükler tanıyorum. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Kalkınma ajansları hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Duydum, evet. İşte bölgelerin kalkınmasıyla alakalı yatırımları destekleyen, müteşebbislere bu konuda destek veren kuruluş diyebiliyorum. Kalkınma ajansları hakkında bilginiz var mı? Kalkınma ajansları hakkında bilgimiz şöyle, bir KOSGEB olarak herkesin, halkın yani bir şey yapması lazım, kurs görmesi lazım, bu konuda bilgilendirilmesi lazım. Çünkü küçük KOBİ'ler
bunlar bir ticarete girecekler. Ticarette bunlara bir pay çıkması lazım. Paylarını da alabilmeleri için bilgilenmeleri lazım. Kalkınma ajansları hakkında bir bilginiz, fikriniz var mı? Evet. Neler mesela, neler görüyoruz? Mela temsil gençlere bir açık yol gözüküyor. Tamam mı? Destek gözüküyor. Tamam mı? Tamam. Bu düşün. Başka daha ne sorabilirsiniz ki? Kalkınma Ajansı hakkında bir bilgimiz var mı? Evet var. Şöyle ben üniversite okuyorum. 4. sınıftayım. Bir arkadaşım var. Mezun olduktan sonra oradan kredi çekip bir kendi iş imkanı için, hani iş kurmak için böyle bir girişimi oldu. Yani bu yönden COSGAP gibi kurumların olması gerçekten iyi. Yani Bolu için de, Bolu'nun gelişmesi için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kalkınma Ajansları hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. Neler aktarabilirsiniz bize? Kalkınma Ajansları Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde kurulmuş bir kamu kurumu. Bunlar Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bölgesel gelişmeyi teşvik eden kuruluşlar. İşte zaman zaman hibe programlar aracılığıyla işletmelere çeşitli destekler verebilmekteler. Bolu bölgesinde de özellikle turizm konusunda ciddi çalışmaları var Kalkınma Ajansı'nın. Onların hayalleri engel tanımıyor. Hayatın içinde üreterek engelleri aşıyorlar. Sıkılmadan çalışıyor. Ön yargısız yardım ediyorlar. Gelin şimdi siz de onlara yardım edin. Siz destek olun, bizim geleceğimiz olsun. Sizce vatandaşlarımız Avrupa Birliği'ne vizesiz ne zaman seyahat edecekler? Basından duyduğum kadarıyla 2016 yılında bunun bir başlangıç süreci olacağını duydum ama onun dışında herhangi bir bilgim yok. Bizler Avrupa Birliği'ne ülkelere vizesiz ne zaman seyahat edebileceğiz sizce? Umarım en kısa zamanda ederiz. 2016'da bunun başlayacağı söyleniyor ama bilemiyoruz, göreceğiz artık. Acaba ülkemiz, vatandaşlarımız Avrupa Birliği sürecinde ne zaman vizesiz yurt dışına seyahat edebilecekler Avrupa ülkelerine? Bence hiç. Neden? Türkiye'de adaletsizlik, hukuksuzluk çok. İnsan hakları diye bir şey yok. Yani söyleyebileceğim çok şey var ama şimdilik bu kadarla yetineyim. Avrupa Birliği ülkelerine bizler, vatandaşlarımız ne zaman vizesiz olarak seyahat edebilecekler sizce? Yani ileride olabilir. Gelişiyoruz sonuçta yavaş yavaş. Bence. Haberlerde duymuştum, başbakanımız da açıklamıştı. İleride 2016'da olabilir.